Arkadaşlar herkese selam. Bu hafta sonu tekrardan Ceylan Bağ'a geldik. Bağda ufak tefek biraz işlemler var. Temizlik falan filan onları yapacağız. Ufaktan başlayalım. İlk başta şu geldiğimizde şunların diplerini biraz suladık. Şöyle bazıları tabii ölmüş ama biz yine hepsine suyumuzu verdik. Ondan sonra şu çok ses var. Üzüm bağlarının arasındaki uzayan dalları falan koparacağız sanırım. Biz de çok bilmiyoruz ama Ali yengemiz bize öğretecek. Onları biraz yapacağız. Biraz bir temizliğimiz olacak. Ceylan bağımız. Sonra şu etraftaki çer çöp onları falan toplayacağız. Geldiler bu arada. Şöyle biraz temizliğimizi yapacağız. Semaverimizi falan yaptık. Üş geldiler. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Buradakilerde şöyle bir şey varmış. Salkımın olduğu dalın karşısındaki o dalı koparmamız gerekiyormuş ki rahat büyüsün. Bunu öğrendik bugün. Bakalım. Şöyle bayağı bir koparacağımız dallar var. Ben yine ara ara çekerim. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi amcamız şu bağların arasında çok uzayan dalları kesti. Araba geçsin de. Şu çok uzayan dalları koparttılar. Yere düşenleri zaten görüyorsunuz. Topladık onları. Arabanın bagajına koyduk. Bunlar da bir tanıdıkların inekleri varmış sanırım. Onlara gidecek. İneklere akşam ziyafet artık. Let's go. Durmak yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üzümlerin önlerini açtık. Daha bir rahat şekilde büyüyecekler. Şöyle göstereyim. Minnak minnak. Bayağı bir temizledik. Yerdeki şunları görüyorsunuz zaten bayağı bir olabildiğine gidiyor. Şimdi bunları diğer tarafını, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Güneş şu taraftan doğduğu için bağın şu tarafındakileri, alt bölümleri açılıyormuş. Biz de yeni öğreniyoruz Büşra'yla. Şu tarafları komple açılacak, temizlenecek. Daha rahat büyümesi için. Altındaki şu yapraklar falan koparılacak. Bu şekilde daha rahat büyüyecekmiş. Bakalım, biz de yeni öğreniyoruz. Elimizden geldiğince. Mesela yan dal budamaydı sanırım. Unutmadıysam. Alime engemeni düzeltir sonra. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle salkımların direkt karşılarında yapraklar oluyor. Burada yok da. Bir tane bir örnek bulursam göstereyim size. Mesela. Şimdi şurada salkımı görüyorsunuz. Salkım şu dalda. İki parmağım arasında. Bunun karşısındaki dalı, yani şunu, yaprağı nereye çekiyor? Şu yaprak kopacak. Tık diye. Salkımın tam karşısındakileri kopartmamız gerekiyormuş ki güç direkt salkıma gitsin diye. Bugün bunu öğrendik. Bakalım. Yavaş yavaş yine çekeceğim sizin için. Evet arkadaşlar, bizim işlerimiz bitti. Şimdi şu arkamızda görmüş olduğunuz fideleri falan suladık ilk geldiğimizde. Ondan sonra bağa biraz temizlik yaptık. Bayağı uzayan dallar vardı. Onları falan kestik işte. Ondan sonra yan dallar falan uzamasını engelleyen, büyümesini engelleyen yapraklar vardı. Onları falan kestik. Biraz yemek yedik. Etrafı toparladık falan. İşlerimiz bitti. Bu haftalık da bu kadar olsun video. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için kanala abone olursanız çok sevinirim.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.